Merhabalar, ben Nem Ayşen İpekoğlu, yanımda Ebru Güven. Merhaba. Biz bugün beraber Prime Akademi'den yine bir vereceğimiz eğitimin tanıtımını yapacağız. O eğitimin içerisinde uyguladığımız bir interaktif oyunu bugün Ebru Hanım'ın üzerinde uygulayarak sizlere göstermek istiyoruz. Şimdi sen önemlisin eğitimimizin adı. Burada biz tabii ki kişinin kendi değerlerini fark ederek, kendi iç dengesinin ne durumda olduğunu fark ederek, bu bilinçle hayatta ne yapmak istiyor, ne gerçekleştirmek istiyor ya da kendinde o an için hissettiği bazı eksiklikler varsa onlar nedir, bunları nasıl yenebilir, nasıl geliştirebilir, onları çalışıyoruz. Bu eğitimde tamamen interaktif yine, tamamen kişiye yönelik, kişinin kendi algısı, kendi farkındalığını yakalatmayı sağlamayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken de bir denge modelimiz var. Bunu öncelikli olarak yapıyoruz ki oradan zaten yola çıkıyoruz. Şimdi biz diyoruz ki nasıl bir zamanlar IQ'ları ölçerlerdi değil mi? Analitik zeka o zaman çok önemliydi. Zekası yüksek insanların başarılı olduğunu kabul ederlerdi. Sonra dediler ki evet IQ'ları yüksek ama yine hayatta başarıyı yakalayamıyorlar. Ondan sonra dediler ki duygusal zeka. Bu sefer duygusal zekayla IQ'su birbirine örtüşen insanlar başarılı oluyor dediler ama bu dediler ki bu da yeterli değil. Çünkü bir de bizim duygu dünyamız var, zihinsel gücümüz var, bedenimiz var fiziksel olarak. Dolayısıyla biz bu dengeyi ortaya çıkarırken bu bütün elementleri göz önüne alalım dedik ve 4 tane ana başlık çıkardık burada. Bunlardan bir tanesi zihin yani analitik düşünce, program yapma, problemleri çözme, problemlerin farkına varma, ileriye dönük hedefler koyma, onlara ulaşmada yapacağımız faaliyetleri ortaya çıkarma. Tamam mı? İkincisi kalbimiz dedik yani duygusal zeka. Duygu durumunda neredeyiz? Olaylara sadece duygusal filtrelerden mi bakıyoruz? Yani davranışlarımız tamamen duygulardan mı çıkıyor yoksa onun evveliyatında bir düşünce var mı? Eğer sadece duygusal olarak davranıyorsak acaba mantığı bunun yanına nereye koyabiliriz? Duygusal tarafta da oraya bakıyoruz. Üçüncüsü ruh diyoruz ama bu ruh hemen hani ruhani inanç şeyi olarak değil. Ruhsal olarak yani biz ne kadar kendi içimize dönebiliyoruz, kendimizle ne kadar konuşabiliyoruz, yalnız kaldığımız zaman hissettiğimiz duyguları, aklımızdan geçen düşünceleri ne kadar bir kendimizle dürüst olarak açıkça konuşabiliyoruz. Bu da onu gösteriyor. Bir de fiziksel bedenimiz var. Hani bunu bir makine olarak kabul ederseniz bu makineye ne kadar iyi bakıyorum. Kendimi şu anda bir sürü şeyi çünkü bedenimde eğer o enerjiyi hissetmezsem istediğim hiçbir şeyi gerçekleştiremem ki. Bu beni bir yerden alıp bir yere götürecek olan fiziksel bir araç sonuçta. Bedenimde neredeyiz? Şimdi seninle bu denge modelini çalışalım istiyorum. Hadi tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi 4 tane dedik. Beden, zihin, duygusal. Yani kalbimiz ve ruh. Şimdi sen kendine baktığın zaman şu anda bedenin için 0 ile 10 arasında bir puan versen, 0 en düşük, 10 en yüksek. Ne puan verirdin şu anki bedensel durumuna? Böyle sağlık gibi mi düşünüyorsun? Sağlık gibi düşüneceksin. Kendinde hissettiğin ya da mesela spor, daha fazla spor yapmak istiyorsun ama yapamıyorsun gibi bütün bu şeyleri düşün. Hani vücudunu fiziksel olarak kullanmak açısından kendine kaç puan verirsin? 10 üzerinden herhalde 7-8 arası bir rakam. 7 diyelim bu aralar pandemi sonrası 7'ye düştüm. Tamam 7 dedik. Peki zihinsel olarak bir problemi çözme, program yapma, olayları analitik olarak derinliğine kadar düşünebilme yetisi olarak. Hani kendi kendine problem çözebiliyor musun yoksa mesela muhakkak başkalarının fikirlerine ihtiyaç duyuyor musun gibi
Orada kendine ne puan verirsin? Orada kendimi iyi hissediyorum. Aslında 9 veririm. Yani 10 hı-hı verecek bir egom yok. 9'a yedirecek Yok ama yani. Ama hani mesleğim gereği, tabii, akademideyim. Üstüne üstlük hani öyle yetilerim gerçekten çok hı-hı mevcut. Bir de çok ben direkt yani hani organizasyon ve problem çözme evet, üzerine evet ve modelleme üzerine çalıştığım için evet, yani rahatlıkla 9 verebilirsin. Okey. Peki, kalp dünyamız yani duygusal dünyamız. Hissettiğimiz duyguları dışa vurabiliyor muyuz? Karşımızdakine doğru bir şekilde aktarabiliyor muyuz? Yoksa genelde bir patlama mı oluyor? Ya da tutup ondan sonra bir öfke şeyine geçiyor mu? Yoksa hayır ben duygularımı çok güzel karşıma da iletebiliyorum mu diyorsun? Burada sıfırla on arasında neredesin? En zoru bu. Şimdi regüle edebiliyorum yaşım gereği artık görmüş geçirmiş şeklimle öfke kontrolü falan tarz şeyler var ama hani karşıya yansıtma dediğin anda tık 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 aşağı düştü rakamlarım. Yani kendi genelde içime yansıtırım veya duygularıma dokunan durumlarda güçlü gibi dururum ama değilimdir aslında. O yüzden anca 5 falan verebilirim diye düşünüyorum. Peki. Ama bunu vermek de çok zor tabii rakamları. Hani sadece sen konuşurken bazı kelimeler bile kullandığında rakamlar kafamda değişebiliyor. Tabii. Evet. Doğru. Ama işte o anda sana gelen bir rakam esasen doğru rakam. Öyle mi? Hemen ilk gelen. İlk gelen rakam doğru rakam. 5. Tamam, peki. Peki, kendine dönüp o günün olaylarını içselleştirme, kendinle konuşma, bu konuşmada dürüst olma, gerçekten mesela birisine kızıyorsan neden kızdığını, hakikaten doğru bir nedenini kendine itiraf edebilme yetisi diyelim. Evet, onda da iyiyim. Onda da hadi 9 demeyeyim ama 8 diyeyim yani. Okay. Tamam, şimdi bir gözden geçirelim. Beden için 7 verdik, zihin 9, duygusal 5, ruh 8. Şimdi şöyle 4 parmağımızı düşünürsek, burada en düşük olan duygusal. Duygusal bunu dedik, beden buna dedik, ruh buna dedik, zihin de şu en uzun olanı. Diyor ki bu teori, sen diyor en düşük zekanla anca potansiyelini ortaya koyuyorsun. Yani ne demek bu? Duygusal zekanı 5'te dedin. Yani demek ki dışarıya bu duygularını göstermekte bazı zorluklar yaşıyorsun. Bu zorlukların esasında öbür zekalarını kullanmakta potansiyelini geri çekiyor. Yani sen bu duygusal zekanı bir birim geliştirsen bir anda bakacaksın ki öbürlerinde de 3 birim ilerleme olacak. Potansiyelini tam olarak kullanamıyorsun. Hani derler ya bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. Aynı mentalite burada da var. Sen en düşük olduğun zekanla potansiyelini ortaya koyuyorsun. Dolayısıyla sen o en düşük olan zekanı eğer güçlendirebilirsen potansiyelin yani bütünsel dengeni daha iyi bir yere taşıyabilirsin diyor. Güzel. Ve buradan mesela böyle bir eğitime katılacaksanız diyelim ki burada Ebru Hanım'ın duygusal zekası 5 çıktı. O zaman bakacağız Ebru Hanım'a bu 5'in altında yatan nedenler neler? Karşı tarafa bu duygularını aktarmakta yaşadığı zorluklar neler? Bu sefer onları irdeleyerek Ebru Hanım'ın bu farkındalığını yaşamasını sağlayacağız. Ve böylelikle de bütünsel dengesini bir yere çıkarıp ve sen önemlisin diyeceğiz. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İlk defa bu analiz bana yapıldı. Öyle mi? Evet evet ama çok doğru bir sonuç yani hani.
kendimi daha iyi tanımlayamazdım. Okey, demek ki ben, böyle bir çalışma yapacağız hani, demek mesela ki. Mesela zihinle muhtemelen örtbas etmeye çalışıyorum o yüksel zekayı. Analitik tarafları kuvvetli olanların biraz öyle örtüleme şeyleri, yetenekleri oluyor çünkü. Ama işte hep eksik kalıyor, doğru söylüyorsun. Evet. Yani çünkü bir yerde tıkanıyorsun. Aynen. Hepsinin birlikte tekerin dönmesi adına birlikte olması lazım. Aynen. Ha, çok teşekkür ederim. Güzel bir analizdi. Evet. Çok var. Görüşürüz.